Selamun aleyküm. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun değerli YouTube takipçilerimiz. Sizlere bugün harika bir dört çayında sizlere harika bir tarifle karşınızdayız. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. İki tane yumurtamız tarifimiz için. Bir çay bardağı şekerimiz. 125 milimlik bir pens tuz. Küçücük bir pens baklavalara attığımız gibi bir pens tuzumuz, bir çay bardağı sıvı yağımız, evet bir çay bardağı sıvı yağ, ölçülerimiz çay bardağı, bir paket kabartma tozu, bir su bardağı süt ve 2 su bardağı kadar da un alacağız. Evet, öncelikle şekerle yumurtamızı güzel çırpalım. Ve kakaomuz da var. Bir yemek kaşığı da kakao ilave edeceğiz. Bir bardak sıvı yağımızı. İki çay bardağı sütümüzü, yani bir su bardağı oluyor. İki çay bardağı süt. Unumuzu ilave edelim. İki su bardağı kadar da un kullanıyoruz. Bir yemek kaşığı kakao. Yanında komşular bu tavo yapıyorlar. 2 senedir bitiremediler bir tavoyu. Bir yemek kaşığı tepelemede kakaomuzu ilave ediyor. Ettikten sonra bunları alıyoruz. Güzelce karışımımızı yapalım. Güzel bir kıvam. Hani böyle kaymak gibi. Güzelce bir karışım yapıyoruz. Programımızı, fırınımızda programladık. 180 dereceye 25 dakika içerisinde pişecektir. 60 saniye kadar böyle güzel bir karışım yapıyoruz. İyice özlü olsun ki kekimiz güzelce kabarsın. Evet, kıvamı böyle olmalıdır. Tamamdır. Evet, böyle bir çay tabağı da çikolatamızı rendeye de vurabilirsiniz. Bıçakla da kırabilirsiniz. Böyle küçük küçük parçalar halinde lezzet vermesi için çok güzel oluyor. Böyle. Karışım yapıp fırınımıza gönderiyoruz. Dört çayında çikolatalı harika bir kakaolu çikolatalı kek yiyeceğiz. Evet, kekimiz pişene kadar biz de iç malzeme hazır ediyoruz.
bir demet maydanoz, bir baş mor soğan, iki tane havucumuzu, temiz yıkayıp malzemelerimizi güzel birleştireceğiz. Kıymamızla bunları güzel soteleyeceğiz. Bir yemek kaşığı ötü salçamızı, bir tatlı kaşığı kırmızı pul biber, isteğe göre acılı katabilirsiniz. Bir tatlı kaşığı kırmızı pul biber, bir çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı tatlı kaşığı toz biber. Güzel, bunlar hepsini birleştireceğiz ve tuz. Tuzumuzu da ilave. Evet. Tuzumuzu da bismillahirrahmanirrahim. Benim tuz çok keskin. Çok tuzlu da yemediğimiz için tuz biz az ilave ediyor. Herkes damak tadına göre ilave edebilir. Ve kıymamızı da 1 kilo kıymamızı iç hazırlıyoruz. Bunu böreklerimize, dolmalarımıza pirinç katarak böreklerinize, sarmalarınıza yapabilirsiniz. Elimizle güzelce bir iç hazırlayalım. Pirinç katarak dolmalarımızın içerisine de koyabilirsiniz. Bunu en çok güzel böreklere güzel gidiyor. Bunu güzel yağımızda soteleyeceğiz. Güzel tadını tuzunu alsın. Bir 5-10 dakika beklettikten sonra yağımızda az bir yarım çeyrek çay bardağı yağımızda tenceremizi alıp bunu bu şekilde güzel köftelerde yapabilirsiniz. Böyle çiğ çiğ güzel hamsi balığı köftelik nasıl yapıyorsanız bu şekilde yapıp yağda güzelce kızartabilirsiniz. Bu şekil çok güzel, çok lezzetli olur. Buna da bir kaşar peyniri, eriyen kaşar peyniri katabilirsiniz. 2 yemek kaşığı da galeta unu, ama evdeki ev kırıntısı ekmeğinin miksere yapılmış galeta ununu katmanızı tavsiye ederim. Hazır galeta unları bana çok sert geliyor. Çok sert. Bu şekilde köftelerde yapabilirsiniz. Ben bir kısmını köfte yapacağım. Bu şekilde yapıp dolaplarınıza koyup, etinizi eğer yeni almışsanız eğer buzluklarınıza koyup akşam yemeğini sabahtan öğleden hazırlayabilirsiniz. Eğer dolaptan çıkarmışsanız da buzlu etse de aynı günden tüketmeniz kesinlikle bu noktasını unutmuyoruz. Evet. Evet, böyle 2 yemek kaşığı evde ekmek kırıntısını mix yaptım. 2 yemek kaşığı galeta unu. Güzelce bir dakika güzel yoğuralım. Bir tane de yumurtamızın tümünü. Çok güzel oluyor. Bir de puf puf. Etlerimiz sert olmayacak. Eğer ki maydanoz havuç katmazsanız eğer köfte yaparken 3 yemek kaşığı su atmanız gerekiyor. Yumuşak olması için köfteleriniz. 3 yemek kaşığı sadece. Ama bunda soğan olduğu için, bu harçta havuç olduğu için havuçları ince ince rendelemeniz gerekiyor. İnce tarafıyla. Havuç çabuk pişiyor. Bu şekilde köfteler yapıp fırınla ya da bilirsiniz yağda da kızartabilirsiniz. Çok güzel oluyor. İstediğiniz yemeğin yanında sunabilirsiniz. Harika, gönül rahatlığıyla. Üzerlerine de tepsiyle fırına verdikten sonra üzerlerine kaşar rendesi koyarak 2 dakika fırınladıktan sonra sıcak servis yapılır. Mis gibi oluyor. Evet. Evet değerli YouTube takipçilerimiz, yapmış olduğumuz köftelerimiz hazır. Sizlere hem iç yapabilirsiniz böreklerinize, hem de patatesle beraber. Ben patatesi de fırına vereceğim. Onun için eğer ki bunları böyle yapıp köfte tavada kızartmak isterseniz eğer, maydanozunuzu kesinlikle katmayın. Kızartma anında kararma olur, yanma olacaktır. Ama böreklerinize kattığınız zaman, sizlere videonun başında da dedim, iç
börek iç hazırlığı. Eğer ki böreklerinize yapacak olsanız bu şekil havuçlu, dediğim gibi kaşarlı, maydanozlu yapabilirsiniz. Ben patatesle fırına vereceğim için maydanozunu önceden koydum. Eğer ki böylece tavada kızartmak istiyorsanız, değerli acemi kardeşlerimize söylüyorum, bu püf noktasını unutmasınlar. Maydanozu katmayın tavada kızartacaksanız eğer. Ama fırında patatesli yapın, istediğiniz gibi böreklerinizin arasına koyun, tahtların arasına koyun. O şekilde yapabilirsiniz. Ama tavada kızartacaksanız eğer maydanozunu katmayın. Ben bunu patatesle fırına vereceğim. Böyle bol salçalı köfteli, alta köfte, üzerine de patates döşeyip fırınlayacağız. Bugün köfte böyle biraz da boş, daha güzel oluyor. Benim beyim çok seviyor. Tadına bir bakalım. Vallahi çiğ çiğ yenilmez, daha da güzel. Evet, çok lezzetli. Bu şekilde dolabımıza kaldıracağız. Akşam yemeği patatesle fırına vereceğiz. Evet, kek pişene kadar arada sizlere küçük bir tarif paylaştık. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Evet değerli YouTube takipçilerimiz, çikolatalı kekimiz pişti. Üzerine de bir yemek kaşığı pudra şekeri ekliyoruz. 4 çayında afiyet olsun diyoruz. Biraz soğuduktan sonra dilimlemeyi unutmayın. Soğuduktan sonra dilimleniyor. Şimdi sizlerle paylaşacağım. Evet, köftelerimiz hazır, patatesimiz hazır, fırına vereceğiz. Akşam yemeğimizi pişmeye koyacağız. Kış olunca çabuk akşam oluyor. 4 çayımızla kekimizle beraber çayımızı içene kadar akşam yemeğimiz de bir taraftan hazır olacaktır. Evet. Şimdi sosumuzu, patatesimizi hazırlayalım. 4-5 yemek kaşığı, yani çeyrek çay bardağı sıvı yağımızı, 1 yemek kaşığı salçamızı, yarım çay bardağı da su. Ve 4 tane boy küçük patates güzelce dilimledik, tuzladık. Köftelerimizi dizayn edip fırınımıza, sıcak fırınımıza akşam yemeğimiz de pişsin. Evet değerli YouTube takipçilerimiz, 12 dakikamız doldu. 14 dakikaya tamamlayacağız. İzlenmemiz 14 dakika. Evet zamanımız. Şimdi istip kebabımızı ne yapıyoruz? Sosunu da verip sizler arasına birer tane de kapya biber de dizayn edebilirsiniz. Güzelce fırınımıza göndereceğiz. Üzerini önceden kağıtla, flö kağıdıyla kapatacağız. Piştikten sonra açıp bir 10 dakika üzerlerini açık bırakacağız. O tüyoyu unutmayınız. Önceden üzerini, yani fırının alt gözesinde, yani en altın bir tık üstünde olacak. Eğer bir tık üstünde olduğu zaman kağıt kapatmanıza gerek yoktur. Eğer ki orta gözesine koy. Fırının orta gözesine koyacak olursanız kesinlikle üzerlerini kapatın. Kağıtla kapatın. Ama hiç gerek yok. Orta gözesi alt, iki tık alt gözesinde pişirdiğiniz zaman, rafında pişirdiği zaman kesinlikle kurumu olmayacaktır. Evet, dikkatlice pişirmenizi tavsiye ediyoruz. Siz yine de acemi kardeşlerimiz için bu tüyoyu unutmayın. Üzerini flü kağıdıyla kapatın. Daha garanti olsun. En sonunda üzerine orta gözeye koyup 10 dakikada üzerinin kızarmasını sağlayın. En garantisi de budur. Evet. Şöyle istip kebabımızı birer tane de yeşil ve kapya biberleri de aralarına koyup süsleyebilirsiniz. Daha lezzetli olması için. Ama gayet çok güzel, çok da şık oldu. Böyle kral sofralarına gerçekten de tacı olacak kadar güzellikte. Dikkatlice pişirdikten sonra afiyetle yiyoruz. Herkese afiyet, bal şifa olsun efendim. Daha sıcak ama servis yapmak zorundayım. Böyle revani tadında, gerçekten kalorisi yüksek. Sizlere harika bir 4 çayına
çikolatalı kek yaptık. Evet. Olması gereken bu. Evet. Şöyle bir doku testi yapalım. Mis gibi. 25 dakikada pişti. Önceden ısıtılmış fırınımızda. Mutfaklarınızdan bereket, kalbinizden Allah sevgisi eksik olmasın diyoruz. Birbirine güzel tariflerle görüşmek üzere diyoruz. Bizi izlediğiniz için herkese ayrı ayrı şükranlarımızı gönderiyoruz. O değerli yorumlarından dolayı bütün YouTube takipçilerimize, bütün YouTube'daki arkadaşlarımıza, herkese buradan saygılar sunuyoruz. Hayırlı, huzurlu akşamlar diliyoruz. Mutfaklarınızdan bereket, kalbinizden Allah sevgisi, üzerinizden huzur, kalbinizden huzur, üzerinizden bereket eksik olmasın diyoruz. Birbirine güzel tariflerle görüşmek üzere diyoruz. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.